İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımızın değerli genel başkanları, yazılı, görsel ve internet medyasının temsilcileri, aramızda bulunan mahalle temsilcilerimiz, saygıdeğer konuklar. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Alkışları iktidara geldiğimiz gün bekliyorum. Bir daha söylüyorum. Alkışları iktidara geldiğimiz gün bekliyorum. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi çalışma zamanı. Çok güzel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ve bu toplantıda her bir kadın kardeşimin her bir yol arkadaşımın görev yapması ve çalışması gerekiyor. Bir görevi üstlenmenin sorumluluğu vardır. Görevi üstlenmenin sorumluluğu sonuç almaktır. Sonuç alamadığımız bir işe girmeyeceğiz zaten. Amaç sonuç almak. Ve bizler ve bizler başta anayasa olmak üzere yasaların öngördüğü kurallar içinde bugüne kadar yapılmayanları yapmak istiyoruz. Bir daha ifade edeyim. Başta anayasa olmak üzere yasaların yapılmasını arzu ettiği, yapılmasını öngördüğü ve bugüne kadar yapılmayan işleri halledeceğiz ve yapacağız. Ve yapacağımız her iş bu ülkenin hayrına olacak. Bu ülkenin insanlarının hayrına olacak. O nedenle tek tek her bir kadın kardeşimizin sorumluluğu var. Ve bu sorumluluğun bilincinde çalışacağız. Aile destekleri sigortası. Adı çok güzel. Aileyi destekleyen bir sigorta dalı. Aileyi önceleyen bir sigorta dalı. Ailenin mutluluğunu ve ekonomik güvencesini sağlayan bir sigorta dalı. Peki çıkmayan bir yasanın, çıkmayan olmayan bir sigorta dalının öngördüğünü, öngördüğünü hepimiz acaba yeteri kadar kavrayabildik mi? Öğrenebildik mi? Bunu hayata geçirmek için nelerin yapılması gerektiğini acaba hiç düşündük mü? Ne dedim? Başta Anayasa ve yasalar olmak üzere, onların yasaların öngördüğü düzenlemeleri yeteri kadar hayata geçirebildik mi? Soru. Acaba gerçekten de ailenin ve hu ailenin huzuru ve refahı için. Anayasanın öngördüğü bu kural yerine geldi mi? Bu teşkilat kuruldu mu? Demek ki her birimiz tek tek her bir kadın kardeşimiz anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. Kim için? Sadece kendi ailesi için değil, bütün aileler için yapacak bu çabayı. Gösterecek bu çabayı. O zaman Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak biz görevimizi yapmış olacağız. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. İşin özü de budur zaten. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Ve devlet dediğimiz kurum acaba öngörülen anayasanın öngördüğü bu temel kuralı ne ölçüde yerine getirdi veya getirmek istedi? milyonlarca işsizimiz var. Belki sizlerin ailelerinde de çok sayıda işsiz var. Sizlerin ailelerinde olmasa bile ailelerinde olmasa bile komşularınız vardır. Akrabalarınız vardır, yakınlarınız vardır. Dostlarınız vardır işsiz milyonlarca. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların da ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz görüyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını alıp evine götüren kadınlar var. Yüz binlerce kadın var. Bir başka ülkeden söz etmiyoruz biz. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyoruz. Az önce söylediğim Burada okudum. Anayasanın ilgili kuralı öngördüğü temel kurala acaba o kadın pazar artıklarını toplarken ne ölçüde anayasaya uygun olarak hareket ediyordu? Ne ölçüde hükümetler o kadının sorunlarını çözmek için bir şeyler yapabiliyorlardı? Yine anayasa madde 49. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Dikkat ediniz. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir diyor. Ben işsizsem benim çalışma hakkım var. Ve ben çalışmayı bir ödev olarak yerine getirmek zorundayım. Anayasanın gayet açık net temel kuralıdır. Yüzbinlerce, milyonlarca işsizin olduğu yerde bu hakkı insanlar nasıl kullanacak? ve bu ödevi nasıl yerine getirecek? Devam ediyor. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, hayat standartını yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır diyor. Alındı mı bu tedbirler? Gereği yapıldı mı? Her bir kadın, her bir kadın yoldaşım, için, yoldaşım için söylüyorum. Muhatap olduğunuz kadın kardeşlerimize, bu olayı anlattığınız kadın kardeşlerimize, inançla ve kararlılıkla anlatacaksınız. Haklarını anlatacaksınız. Özgüven içinde anlatacaksınız ve sorunların nasıl çözüleceğini de anlatacaksınız. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasal partinin 20 yıldır ülkeyi hangi noktaya taşıdığını da anlatacaksınız. Anayasanın öngördüğü kurallardan nasıl sapıldığını anlatacaksınız. Anayasanın tek tek her bir bireye verilen verdiği hakkın Nasıl siyasal iktidar tarafından ellerinden alındığını anlatacaksınız? Anayasa madde atmış. Anayasadan 3 madde okuyacağım size. İkisini okudum, 3. madde. Sosyal güvenlik hakkı. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bir daha ifade edeyim. Gayet açık. Herkes bu coğrafyada nerede yaşarsa yaşasın. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmıyor anayasa. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir diyor. İyi de herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir temel kural. Ama milyonlarımız var sosyal güvenliği yok. Demek ki anayasanın bu kuralı da öngördüğü bu kural da yerine getirilmiş değil. Devlet bu güvenliği sağlayacak, gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar diyor. Hem gerekli tedbirleri alacak ve teşkilatı kuracak.